Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle deniz otobüsü ve normal otobüs bilet fiyatlarını sorgulayacağız Bursa için. En uygun hangisi? Ona bakalım sizinle birlikte. Yıllık izne çıkacağım Bursa'ya. Bilet al diyeceğim. Burada gördüğünüz 14 lira bir kuruş İDO para. Bunu normalde gişede kullanabiliyormuşsun. Online'da bilet alırken kullanamıyormuşsun puanlarını. İDO parayı. Bilet al diyeceğim. En çok kullandığım çünkü İDO. Kampanyaları var mı diye bakacağız. Avcılardan ya da Büyükçekmece'den. Barış noktası bulunmadı. Avcılar buraya Bursa diyeceğiz. Ama bu Avcılar yönü kalktı herhalde. Tutmadığı için, yolcu sayısı az olduğu için. O zaman Yenikapı diyeceğiz. En çok Topkapı'dan kalkıyor çünkü. Burada Yenikapı'yı seçeceğiz. Bursa diyeceğiz. Gideceğimiz yıllık iznin olduğu günü seçeceğim. Cumartesi tamam diyeceğim. Seferihisar diyeceğim. En uygun bilet 121 liraymış. Daha ileri tarihte de öyleymiş. Bu bileti alırdım ama yüksek yani. Şimdi Budo'ya bakalım. Budo uygulamasını açtım. Güncelleyeceğim. Budo Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne ait. İDO özel bir şirket. Bu uygulamayı da çok kullanıyorum. Buradan da çok bilet aldım. Şimdi buradan bir bakalım ne kadar. Burada Eminönü iskelesi, Sirkeci iskelesi var. Mudanya, Bursa. Ama tarih yanlış seçtik. Tarihi biri seçeceğiz yine. Seferihisar diyeceğiz. Şu an en avantajlı da Budo'ymuş. Normalde İDO bazen bir alana bedava ya da daha çok kampanya yapıyordu ama bu aralar indirimleri azalttık. Kampanyalı bilet bulamadım. Şimdi otobüs biletlerine de bakalım. En son hangisini karar vereceğim belli olacak. Otobüs biletini genelde tercih etmiyorum. Kış aylarında yağmur ya da fırtına, kar olduğu zaman, deniz seferleri iptal olduğu zaman mecburiyetten otobüse biniyorum. Şimdi İstanbul'dan Bursa'ya seçeceğim. Gidiş gününü seçeceğim. Çünkü bunda hiç indirim olmuyor. 200 liraymış. Yanımızdaki biletlere bakacağız şimdi. İDO bileti en uygun 121 TL. Pamukkale 200 TL. Zaten uçak biletini hiç sormayacağım. Budo bileti 89 TL. Bu biletlerden en uygunu Budo. Bursa Deniz Otobüsü. Tercihimi bundan kullanacağım. Çünkü uygun. Nereden bakarsan 2-3 bilet fiyatına. Gidiş zaten kış ayı olduğu için geç de alsam, şimdi de alsam sıkıntı olmayacak. Ama ben şimdi alacağım. Şimdi biletimizi seçeceğiz. Mavi ve gri renkte var. Mavi olanlar doluymuş. Biz cam kenarı seçeceğiz. Cam kenarı ön taraf B7 ya da fark etmez. Devam diyeceğiz. Buradan isim, soy isim, bilgiler, adres, telefon yazacağız. Biletimizi almış olacağız. İletişim bilgilerini girdikten sonra şimdi SMS gelecek. 89 lira bilet. Onaylayacağım ben bu bileti. Ama kod geldi. Yazmadım. Buradan sayıp öğreniyorum. 242-690. Burada bileti yazacağız. 242-692. Bilet gününü değiştim. Çünkü İstanbul trafiği her an sorun yaşamış, yaşayabilir olabilirim yani. Biletlerime bakıyorum şimdi. Biletim basıldı. Bu bileti uygulama internet giderse eğer indirmem gerekiyor. Basılı tutup fotoğrafını da alacağım. Bu şekilde fotoğrafını da aldım. Şu an hava durumuna bağlı. İptal olup olmaması. En avantajlı bilet Budo'ydu. İDO da bazen kampanya yapıyor. Benim aslında en çok kullandığım İDO. Budo da aynı şekilde. Her zaman değişiyor. Şu an her hafta sonu zaten üniversiteler açılacağı için bilet bulmama gibi durum da oluyor. Ben biletimi aldım. Okullar ben geldikten sonra zaten açılacak üniversiteler. Bu kadar arkadaşlar. En uygun biletlerimizi internete bakıp öğrenmiş olduk.
3 tane tercihimiz oldu. En uygununu aldım. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler diliyorum. Sağ olun.